Misafirlerimiz, çok güzel hareketler, hoş geldiniz. Yine şahane bir seyirciyle karşı karşıyayız efendim, hoş geldiniz. Neyse, grupları sonradan söyleyeceğiz. Bursa'dan gelenler varmış galiba da onları bir sıraya... Hemşehrilerim, hoş geldiler. Evet. Yok, öyle değil, dur kon. Abi, şimdi Yılmaz abi gelecek, şey yapmayın, burayı karambole şey yapmayın, gözümü seveyim. Ben baş edemiyorum. Evet, sevgili misafirler, öncelikle biliyorsunuz yakında anneler günü. Başta kendi annemin anneler günü kutluyorum ve oradan da bütün annelerin analar gününü, bütün canı gününden kutluyorum efendim. Şahane. Evet. Buradan da anneme Bursa'ya ne zamandır gidemiyorum, bir mesaj yollamak istiyorum. Hangi kamera, hangi üst, alt? Evet, anam, garip anam, çilekeş anam. Ben Bursa'ya ne zamandır gelemiyorum biliyorsun, ekmek parası bir anam. Yani burada işte çalışıyorum, çabalıyorum, seni çok seviyorum. Karşınızda Yılmaz Erdoğan! Teşekkür ederim. Ben de nicedir Antalya'ya gidemiyorum. Anne ellerinden öperim. Bu anneler günü de. Tabii. Bugün anneler günü hocam. Bugün anneler günü olacak yayınlandı. Anneler günü. Çok iyi. Yalan konuşamam ben. Ben de. Yakında anneler günü dedim ben hocam. Vay be, en güzel günlerden biri öyle değil mi? Burada anne olan kim var? Bıyıklılar ellerini kaldırmasınlar. Kadın olsalar bile. En tecrübeli annemiz kimdir? Öyle mi? Çocuk kaç yaşında hocam? 10,5. Vardır onun. Onun üstü vardır ya. Olmaz mı? Sizin çocuk kaç yaşında en büyüğü? 19. Satıyorum. Her yerde seçilir. Neye göre seçildiğini bilmediğim bir şeydir. Yılan annesi falan. Ama bizim programımızın annesi burada. Sebebi de belli. Öyle mi? Bir dakika, ihale karıştı. Sizin... 22 ile. Peki ikinci. Ha, kendisi de burada üstelik. Bunlar bayağı avantajlı. Çocuğu yapmakla kalmamışlar. Bir de buraya getirmişler. Kanıt var ortada. Anneler günü kutlu olsun. Çocuklar, bugünü iyice düşünelim. Beylik laflarla değil de gerçekten düşünelim yani. Ben annemle anlaşamıyorum diyen var mı? Sen niye anlaşamıyorsun lan? Ver bakayım mikrofonu lan. İsmin ne senin? Servet. Niye anlaşamıyorsun annenle? Cadaloz da o yüzden. Yanında mı anne? Evet.
Bir anneler günü dayağı yemiyorsun lan sen. Neden böyle belki diyor? Hangi konuda mesela? Ne de anlaşamıyorsunuz? Neye izin vermiyor? Neye izin vermiyor? Bazı şeylere. Ne mesela, ne? Mesela nasıl desem? Söyle işte. Ya. Sokağa çıkmana mı izin vermiyor, ne? Aynen öyle. Peki. Gruplarımızı tanıyalım. Evet, biliyorum. Bir saniye, bir saniye çocuklar. En kargaşa, en kaos bölümü programı bu. Gruba bağlı olmayanlar şimdiden yapmaya başladılar. Onun için yeni bir taktik deniyorum. Hızlı hızlı okuyacağım. Ya reytingimiz düşüyor. Evde seyrederken sinir oluyor insan bazen. Belli bir gruba bağlı değilse. Akasya Koleji. Tamam. Bak anlaşalım, bir dakika. Tekrar tekrar döneceğim size. Grup böyle elimi kaldırdığımda tık diye durursa enteresan bir disiplin örneği veririz. Belki 19 Mayıs'ta tribünde şov bile yapabiliriz. Final dershanesi Çerkezköy. Tamam. Şu gruplar arası uğultu yersiz. Final dershanesi Uzunköprü, final dershanesi değil. Süpersiniz. Final dershanesi Vize. Sizi böyle haritadaki yerinize göre oturtmuşlar demek ki. Galatasaray Spor Kulübü diye bir not var. Eyvallah, hoş gelmişsiniz. Hocam matkap çalışıyor yanlış. Nerede? Matkap sesi geliyor. Nereden? Yanar rakip. Bir sessiz olun bakayım, matkap mı? Matkap sesi. Hani oğlum yok? Yayında olduğunu anladım matkapçı. Şimdi yanda öyle biri var. İçeride ses kesildi oğlum. Burayı soymaya çalışıyorsan saçmalamayın, bir şey yok. Yok ses ya. Uydurma lan. Çok güçlüydü hocam. Gerçekten herkes fark etti değil mi? Bakın evet. Ha ha, bir ben salağım, ben fark etmedim. Tekirdağ Murat'la çözüm dershanesi. Ana Murat'la. Bir şey söyleyeceğim Muratlı'yla ilgili. Benim babam Muratlı'da öğretmenlik yapmıştır. O yüzden babam oraya aşıktır. Dolayısıyla ben de çok severim. Hoş gelmişsiniz ayrıca. Tevzi Çakmak İlköğretim Okulu. Çorlu. Bitiyor, bitiyor. Bursa Atatürk Anadolu Lisesi. Ve hiçbir gruba bağlı olmadan gelenler. Abi bitmedi. Salondaki insan sayısından fazla grup var bugün. Bazıları ismini bırakıp balıkçıya gitmiş olabilir. Yalova Fatih Sultan Mehmet. Yılmaz Hoca. Ne yazıyorum? Diğer yazıları okuyamıyorum. Mutfağa ne? Yılmaz Hoca mutfağa. Yılmaz Hoca. Bizi de mutfağa al. Buradan birilerini kovmam lazım o yüzden. Afyon Karahisar Sandıklı. Bu grup ilginç. Bu grup ilginç çünkü bir okula falan bağlı değiller. Gençleri. Sandıklı gençleri. He? Vay be, helal olsun size. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne çektiniz? Ha, ailelerden izin falan. Aferin be, bak bu grup güzel bir grup. Diğerleri de güzel de bunlar... Bunlara biraz daha. He? Ailelerimizden izin alınca biz de kendi çabamıza geldik. Diğerlerinin burada hocaları, öğretmenler olabilir ama biz tamamıyla organizasyon... Tamam canım, abartma sen. Bunlar... Tamam, tiyatroya gel. Parti kurmadınız, tiyatroya geldiniz. Sakin ol. İlayda Dershanesi. Ha, onlar çok arkadaş, söyleyeyim. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Lisesi var. Tamam, hoş geldiniz. Güler Hoca ne, her yerde Güler Hoca yazıyor. Seni seviyoruz. Bir an önce aramıza dön. Ne oldu Güler Hoca'ya ki? Vallahi tamamen bizi izleyen bir hocamız var. Evet. Ona buradan acil şifalar diliyoruz.
Öyle mi? Geçmiş olsun. Güler Hoca'ya biz de buradan geçmiş olsun diliyoruz. Dileklerimizi iletiyoruz. Ümit ederim ciddi bir şey değildir. Bir dahaki programda da burada olmanızı rica ediyoruz Güler Hocam diyorum. Çok güzel hareketler başlasın mı? Çok güzel hareketler başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Evet sevgili misafirler. Atölyenin birinci kuralı insanın kendisiyle dalga geçebilmesidir. Ve bunun için de çok güzel bir alanımız var. Psikodrama diye. Zeynep Koç'a... Peki ikinci kuralı nedir? He? Birinci kuralı neydi söyle? En önemli kural demedim mi? İlk kural mı dedim? Birinci kuralı dedi. Birinci kural mı dedi? Biz de doğal olarak ikinciyi, üçüncüyü, diğerlerini merak ettik. İkinci kural, bizde işte şey yapılmaz. Senin numaran kaç? Bir sürü kural var hocam ama kendi içinde oluşmuş bir şeydir aslında, kurallardır. Anlatayım mı hocam biraz atölyeyi? Yok, devam et, devam et. Özel hayatımızı. Hay hay. Hay hay. Evet. Anladım, bilmiyorsun ikinciyi, tamam. Evet, psikodramada geçen haftalarda bazı arkadaşlarımızın kusurlarını yendiğini görmüştük. Pelin'in kilosunu, işte Gülsüm'ün yaşlılığını. Bu hafta konumuz kellik efendim. Buradan bu kusura sahip olan insanları ayna gibi görebiliyorum ben. Yani bir şekilde. Şimdi o kusurları... Belli oldu. İkinci kural terbiyesizlik. Arkadaşını... Ayna gibi derken sizi yapacağım. Öyle bir şey yok. Siz de ayna değilse aynaya giden yolda. Evet. Şimdi de psikodrama geliyor. Başlıyoruz. İyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. Hayır. Çok güzel hareketler bunlar. Şevket Bey, birbirimize karşı dürüst olmamız gerekiyor biliyorsunuz. Evet. Şevket Bey, burada benden başka kimse yok. Rahat olun lütfen. Evet, biliyorum. Şevket Bey, lütfen. Şevket Bey, lütfen. Evet, şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çıplak. Şevket Bey, bakın, kel olmanız sizin suçunuz değil. Lütfen kelliğinizle barışın. Şimdi benden sonra tekrar edin lütfen. Kel olmak benim suçum değil. 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 İtici olmak benim suçum değil. İtici olmak benim suçum değil. Aman! Aman! Koy ver gitsin. Koy ver gitsin. Saç dikenli bir şeye benzemiyordun. Saç dikenli bir şey... Ama Ayça Hanım, ben saç diken Tom Cruise'e benziyorum bir kere. Şevket Bey. Tamam lan, benzemiyorum hadi. Şevket Bey, bakalım hemen. Size geçen hafta bir ödev vermişim. Dökülen saçlarınıza mektup yazacaktınız. Evet. Yazdınız mı? Yazdım. Lütfen okuyun bana. Tamam. Sevgili saçım. Her şey çok güzel gidiyordu başlarda. Sanki hiç ayrılmayacakmışız gibi geliyordu. Her elime attığımda, her dokunduğumda orada olduğunu bilmek bana genç hissettiriyordu kendimi. Ta ki sen beni yavaş yavaş terk edene kadar. Neden? Neden çekip gittin? Aynanın başında geçirdiğimiz zamanı, beraber duş aldığımız o sıcak dakikaları, seni şampanlayıp okşadığım o günleri ne çabuk unuttun. Tamam, benim de hatalarım oldu. Kafamda jöleyle az yatmadım geceleri. Sevgilimden ayrıldığımda az yolmadım seni. Ama senin de dökülesin varmış be saçım. Yine de ayrılık bu kadar çabuk gelmemeliydi. Ve en acısı ne oldu biliyor musun? Sen ardına bakmadan banyonun giderini aktığında sana gitme diyemedim. Şimdi sen gidiyorsun ya, her tel sana benzeyecek. Üzülmeyin, rica ediyorum. Sizi tedavi edeceğimize eminim ben. Biliyorsunuz bizim bir yöntemimizden bahsetmiştim size daha önce. Psikodrama yöntemi. Evet. Arkadaşlar gelir misiniz lütfen? Gelelim hocam, evet. Buyurun. Buyurun.
lütfen bana. Kel olmaya başladığınızı hissettiğiniz o acı anı tüm detaylarıyla anlatır mısınız lütfen? Tamam. Şimdi ben bir gün Metin ve Elif'le sinemaya gitmiştik. Hı hı. İkimiz de Elif'ten hoşlanıyorduk. Elif aramıza oturmuştu. Benim de yanımda bir çift film başlarken kavga etmeye başladılar. O sırada Metin bana kelliğimle ilgili bir şaka yaptı ve o günden sonra benim hiç kız arkadaşım olmadı Açan. Anlıyorum. Zeynep ve İbrahim siz kavga eden çift olun lütfen. Yanınızda mi? Metin ve Elif var. Evet. Ha, iki kız i̇ki var. İki bayan vardı. Bizde tabiimiz kız olacak o zaman. Ha, biraz güzelceydi, böyle ince dudaklı. Şöyle şu bey gibi ha. Güzel. Kız güzeli maşallah. Evet. Maşallah. Tamam. Tamam. Elif. Elif siz, tamam. Ben Metin. Evet arkadaşlar, burayı bir sinema salonuna dönüştürelim lütfen. Evet. Herkes yerine yerleşsin. Ben şunu kullanabilirim değil tabii, mi? Tabii buyurun. Teşekkürler, sağ olun. Madem Elif olduk değil mi? Çektik işte. Evet. Hazırsanız. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim, bozulacak bir şey yok. Taş gibi oldun yani. Çok, çok. Aynı Elif. Aynı. Başlayın, buyurun. Ne yapıyorsun ya? Asılıyorum. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim, tamam mı? Al beni kucağına minnet. Ya git deli manyak bir sapık. Ay çocuklar şu... Şu öndeki çocuk yüzünden bir türlü göremiyorum. Aygır gibi, kafası da üçgen böyle hayvanın. Öyle kafa mı olur ya? Alt yazıyı okuyorum, üstü yok. Takma kafana ya, baksana. Şevket'in kafaya ayna gibi yansıyor bütün ekran. Oradan izle işte. Olsa... Evet, buyurun. Evet Şevket Bey, bu durumda ne olsa mutlu olurdunuz? İşte ne bileyim, o anda benim kelliğimle ilgili bir şaka yapılmasaydı. Çok çok incindim çünkü ben. Anlıyorum. Arkadaşlar lütfen Şevket Bey'in kelliğiyle ilgili hiçbir şey söylemeden oynayalım tekrar. Buyurun lütfen. Ne yapıyorsun sen ya? Asılıyorum. Bugün olmaz, başım ağrıyor, tamam mı? Ya hep başın ağrıyor senin de be. Git işine deli manyak bir sapık. Niye üstüme atlamadın? Ay ne güzel oldu sinemaya geldiğimiz ha. Ben en son... Devam. Ay yapma. Densizsin, densiz, densiz. Densizlikten değil, densizlikten yapma. Tutamıyorum kendimi. Sen sinemaya gelmeyi sevdin mi? Çok ben güzel. Seni hep getiririm sinemaya. Canım, canım hep getir beni. Getiririm. En son Jurassic Park'a gitmiştim. Orada da böyle dinozorlar vardı. He. Çok güzeldi ama onu da izleyemedim. Onda da zebellah gibi biri geçti önüme. Yanında canlı dinozor var, ona bak. Ay peron düştü. Şu güzelliğe bak. Şevket'e sormuşlar, neden boynun eğik? O da demiş, nerem doğru ki? Cümlenin tamam. Doğrusu bu muydu? Tamam. Değildi. Siz çaktırmam. Şevket Bey, gördüğünüz üzere siz sadece kelliğinizle ilgili yapılan şakalara değil, size yapılan herhangi bir şakaya da bozuluyorsunuz. Aşk olsun Ayça Hanım. Bakın bozuluyorsunuz. Şimdi Şevket Bey, kendinize genç kızların hayran olduğu, erkeklerin de hatta hayran olduğu, böyle bir pop starmış gibi, bir starmış, bir yıldızmış gibi hissedin. Mesela Brad Pitt gibi hissedin kendinizi. Ve aynı şekilde tekrar oynayalım. Ne dersiniz? Tamam. Şevket Bey, Brad Pitt'miş gibi. Brad Pitt'miş gibi. Tamam mı? Ama yani. Evet, tamam. Tamam doktor. Evet, arkadaşlar buyurun lütfen. Ne yapıyorsun sen ya? Asılıyorum. Annem evlenmeden önce göster ama elletme dedi, tamam mı? Gelişine dilim ayak bir sapık, hain. Canım benim, şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak. Sınaşma be! Sınaşma! Brad, Brad, anla canım, anla. Bana Hollywood
Hollywood'dan bahset, Angelina'dan bahset lan. Film oynayışı mı? Anlat canım bana güzelliklerini göster. Nedir, ne oluyor yani? Eğlen, hadi eğlendir beni hayvan! Hadi! E tabii benim de numaralarım var. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ay canım inanılmaz mutluyum, çok güvenliyim. Nasıl başardınız bunu? Ben başarmadım Şevket Bey. Siz kendiniz başardınız. Arkadaşlar lütfen aynı oyunu tekrar oynayalım. Bakın her şey nasıl yoluna girecek görelim. Buyurun lütfen. Ne yapıyorsun sen ya? Ya asılıyorum. Ulan sen kaşındın. Gel buraya. Mısırdan mı ne? Dişlerinde bir şey var mı? Aynada kendin bak. Bak bak. Bak bak. Ne kadar tatlılar ya. Bakayım bakayım. Ay benim de dip boyam gelmiş. Canım. Canım benim. Evet. Ben Kerim. Ve beni ben yapan benim kelliğim. Böyle olmayı dert etmiyorum. Çünkü mutlu olabilmek için iki tel saça ihtiyacım yok. Varsın dökülsün bütün saçlarım. Çünkü ben bir gün bir ilaç çıkacak ve bütün saçlarım geri gelecek diye ümit etmeyi çok seviyorum. Ben kelimi seviyorum. Şevket Bey, kendinizi sevmeniz güzel ama son bir önerim var. Yeni çıkmış bu, yeni bir şampuan çıkmış. Poponuza sürüyormuşsunuz. Poponuzdakileri kafanızda çıkarıyormuş. Kıvırcık mıvırcık idare edin artık, olur mu? He? Gel, kurban oldum. Son şaka öldürdü beni gülmekten. Hocam final mi size de? Yani baktık ki hocam yani şu an kadar yapılmış en iyi kellik şakasıydı. Vay. Biz de hani finale dedik. Ha? İyi yapmış. Samimiyetini seyirci değerlendirsin diye sessiz kaldım. Tamam, tamam hocam. Ama güzel final olmuştu. Helal hoş hocam. Helal. Evet ÇGH diyenler. Vallahi bence de her yönüyle gayet başarılı bir ÇGH örneğiydi. Bir ne? Bence ne? Bence ÇGH. ÇGH ne lan? Tamam. Pardon. Yani idare eder de çünkü bizim yaşımıza uygun olmayan şakalar var. Ne hangisi o? Dur. Mesela? Dur. Bu çocuk ileride başka bir çocuk. Onu hemen şimdi düzeltelim. Ne oldu canım? Şöyle. Mesela? Hangi şaka? Mesela annem evlenmeden önce göster ama elletme dedi. Yani... Peki bu kadar iyi ezberlemene yol açan ne lan? Bence iki peruk çok iyi bir şakaydı. Beklenmedik bir şeydi. Mutfağın gerçek mutfak robotunun da kim olduğu anlaşılmış oldu böylece. Şevket'in robot performansı çok başarılıydı. Bir alkış daha alınabilir.
Oğuzhan'ın kadın tipine gelince... Kadın tipini daha yumuşak bir sesle öğrensen daha iyi bir etki alırdın aslında. O da bir yoldur. Ama daha böyle... Yani kadın aslında öyle cır cır konuşan biri değildir. Biraz daha... Değil mi? Yani oralarda da bulunabilir. Bir dahakine öyle yaparsın. Çünkü sık sık kadın oynamak komedyenin başına gelir. Birkaç tane kadın tipi olmalı. Ama sen çok tatlısın, ayrı konu. Skecin konusuna gelince, şimdi kellere sözü vermek istiyorum. İlk sözü de kendime veriyorum. Kelleşme sürecinde olan birisi olarak. Bu programda da şimdi sanatçıların saçların boşluklarını örtmek için kullandıkları bir toz vardır. Topik denir ona. Bilir misiniz topik? İsmi çok komik. Niye topik bilmiyorum ama topik. Yani çok sempatik bir şey gibi görünüyor ama bildiğin siyah bir is. Ondan sürmemi önerdiler. Böyle dediler, kamera arkadan çekiyor seni devamlı. Bu arkası dediler, açık görünüyor. Dedim, açık görünmüyor. Açık. Açılıyor. Hı? Ne dedim, bir şey dedin? Ama diyeni tanıyor olmalısın. Saç ektiren var mı aramızda? Kimse söylemez gibi senin. Ulan arkadaki buldozer izini zor yok etmişim. Bir de kendimi mi söyleyeceğim? Sizce ektirmeli miyim? Bana da öneriliyor bazen. Yani erkek saç ektirmeli mi? He? Neden? Ya ben çok iyi örneklerini de gördüm. Daha doğrusu şöyle. Örneklerini gördüm derken... o örnek hemen ektirir ektirmez değil de... Ektirmiş, bitmiş. Artık nadastan da geçmiş bir süreci bulmuş. Yoksa ilk ekilen hali çok korkunç tabii. Zirai donatımın fideleri diyoruz bunu. Ektirmeyeyim mi şimdi ben? Ektirsin diyenler ben sanki ektireceğim. Efendim? Annen o işi yapıyor. Doğal olarak sen ektirmemi istersin. Menfaati olmayan var mı bu konuda? Nasıl? Olduğunuz gibi kalın bence. Ya ben zaten... Yalnız olduğum gibi kalamayabilirim işte. Problem o. Yani bunlar da giderse, değil mi? Şevket. Gider. Yani. Güzel konudur kellik. Üstüne günlerce konuşulabilir ama o kadar ne yazık ki vaktimiz yok. Bugün anneler günü ve konuya kellikten. Ama hocam bugün de salonda... Babalara bir şey efendim. Salonda böyle bayağı var. Bayağı var evet. Hani ama ben bir yokladım, kimse o konuda konuşmak istemiyor. Ya kelim ve kapa çeneni. Ve ben buraya bunu konuşulacağını bilseydim gelmezdim. Fodul var mı? Peki çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Evet sevgili misafirler, geçen bölümlerde söylemiştim hani hem ya spora... Ya ben de geçen bölümlerde ben de söylemiştim ama bu dansa ne yapacağız diye beni hep düşündürüyor bu konu. Dans mı? Şu yan yan geliş böyle bir... Hocam... Çelişkili ya, bir yengeç dansı. Asıl problem şu, ben hiç farkında değilim ne yaptığımın. Yani orada... O kadar kendim veriyorum ki işime diyorsun. Evet yani o ayrı... Bak şimdi farkında, aynısını bir daha yap, fark edeceksin. Ama daha önce de yap, yani... Tamam yapma, bunu çok yaptık, yapma. Evet. Seni deniyorum acaba çok yaptığımız bir şeyi yani tekrar yapar mısın? İşte ifadelerinden bir şey diyemedim hocam. Şimdi bizim de ikinci kural şeydir. Yani hoca yap diyorsa onu... Size bazen gelmek istiyorum. Gerçekten o kadar... Çok güzel hocam. Estağfurullah. Benim uydurmadığım kurallar uyduruyor ya. Evet, spora ve diyete aynı zamanda başladım ve gerçekten çok sancılı bir süreç. Süreç. Bu ne bir dakika? Hocam bugün bir etrafımızda bir matkap, flüt... Biri kaval çalmaya başladı. Kaval, flüt demem. Telefon mu o? Kim arıyor? Kim arıyor kim Allah aşkına? Evet. Bir daha ararsa ver ben konuşayım. Evet. Ve yani gerçekten çok sancılı bir süreçtir diyet yapmak ve spor yapmak. Bilmiyorum aranızda hiç deneyen oldu mu? Hani genelde bugün hani çok fit insanlar görüyorum ama böyle hani kilo ile ilgisi problemi olan ve diyete girip sonra çıkan aramızda var mı? Ama hemen arkadaşını böyle göster, ayıp o. Öyle de hani milyonlar izliyor. Ya aramızda şişko var mı? Sen bunu soruyorsun. Yok öyle, o kadar net değil. Şişko demeyelim hocam. Yani şişko denir mi tabii? Öyle. Niye? Şişko sempatiktir ya. Evet, bence de. Kalabey. Kim var? Orada balkonda... Kendisi çıksın zaten fark ederiz diye düşünüyorum ben. Hocam. Var mı orada kuvvetli biri? Balkonda. Ay koç yiğidim. Kaç kilosun Tosun'u?
Hocam kilo sorulmaz ama. Yok o kadar olmadım da. Kilo sorulmaz. Hayır sorulur yalan söylenir canım. Tamam. Kaç? Düz 90. Ne? Düz hesap 90 diyelim. 90, 90. Allah'ım galiba 100. O zaman aileden, balkonda bir aile, şey ailecek bir yani genetik bir durum yoksa sen öyle kendi kendine mi? Babamda var. Annem biraz normal. Biraz normal. Tamam siz dertleşin eser ben. Ne yapıyorsun? İyiyim siz ne yapıyorsunuz? Ya iyi öylesin mutlu konuşma. Hayat nasıl geçiyor peki? Keyfin yerinde mi? Kaç yaşındasın? 13. 13. Diyetisyene gittin mi hiç? Yok. Gitmedin. Ergenlik döneminde veremiyorlarmış. Ergenlik dönemindeyken gitmiyordum. Ben ergenlik döneminde bir kıza aşık olmuştum. Öyle kilo vermiştim. Yani bu vermiş halim ona göre şey yap. Ve o dönem gerçekten hocam yani çok sancılı bir dönemdi. Hani ben de 90 kilo civarındaydım o dönemde. Daha 60 boyumdu. Ve şöyle bir... Ben senden uzunum. Bak. Burada derdine ortak oluyorum, dertlerimiz ortak olsun diyorum. Sen beni dışlıyorsun. Bir şey, bunu sen istedin, tamam mı? Yani bunu sen istedin. Sıradaki skeç ikimize geliyor, tamam mı? Gerçekten. Oğuzhan'la İbrahim bu derdime, Oğuzhan'la Zeynep bu derdime ortak oldular. Skecimiz bir belgesel havasında şişmanları izleyeceğiz. Şişmanus geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler kardeşim. Bir tür olarak şişmanuslar insan ırkının başkalaşmış bir versiyonudur. Bu başkalaşma doğumdan sonraki 6. ayda kendini belli edip ölene kadar devam etmektedir. Ekibimiz sizler için nesli tükenmemekte olan şişmanusların yaşadığı zorlukları evreler halinde inceledi. Birinci evre. Farkındalık. Ailelerin aşırı sevgisinden dolayı asla yüzüne vurmadıkları, hatta sempatik gördükleri şişmanlık, 14-15 yaşlarında sosyal hayata girince acı bir gerçek olarak şişmanusların yüzlerine vurulacaktır. Eser, yavrum, baban geldi, hadi yemek yiyoruz. Anne, ben öğlen yemek yedim, şimdi yemeyeceğim. Aa, evladım, öğlen yediğin 3 ekmekle gün mü geçer? Hadi çocuğum. Tip, top, anne, top oynuyorum, bırak peşimi ya, maç top, yapacağız, daha yeni başladık. Top, tip, hadi be. Ah. Hamdi. İbo. Hadi başlayalım. Ben oynamıyor muyum? Ben de varım. Sen oynamıyorsun. Neden? İşte bu soru kimsenin ana baba gibi olmadığını şişman usumuza ispatlayacaktır. Baba candır. Ana canandır. Ama eloğlu acımasızdır. Gaddardır. Realisttir. Şerefsizdir. Neden? Çünkü sen şişmansın. Çünkü o kadar şişmansın ki kendi eksenin etrafındaki dönüşünü bir günde tamamlarsın. Sen var ya denize düşsen batmazsın. Sen bir yere yemesen acıkmazsın. Şaka şaka acıkırsın la. Acıkırsın. Ya bir dakika İbrahim de şişman. Onu niye oynatıyorsunuz? O da hayvan gibi. Biz onu tarttık. Onun kemikleri iri. Allah Allah mahalledeki kariyerimi niye oynuyorsun lan hayvan? Yuu şişman. Ne yapıyorsun? Bizden başka yerde oyna. Atmayın ya. Kapıyorsun lan. Yürü. Oha ya, oha ya. Oğlum çocuk ağlıyor. Kaçın kaçın. Sahibi gelecek kaçın. Lan bizim zaman geçtikçe olgunlaşan ve sosyalleşmek isteyen şişmanus artık bir kız arkadaş edinerek hayata tutunmak ister. Fakat kızların bir şişmanusla sevgili olmaya sıcak bakmadığını bilmektedir. Cillop gibi manitalara içi giden şişmanus yeter ki yakınlarında olayım diye bir müddet tüm kızlarla kanka olup daha sonra tavlama planı peşindedir. Ve kızlarla kanka olmanın da bir bedeli vardır. Ya Ayşegül bir şey diyeceğim ya. Saçlarımı altın sarısı yapayım diyorum. Ne diyorsun? Ay bilmem ki. İğrenç olur sanki bence yani. Ay geçenlerde hatta Özge yaptırmış. Görsen iğrenç bir sarı böyle. E5'e çıksa ay paraya para demez. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Dinlemek evi kalmadı. Ay iğrenç olmuş. Ne yapıyorsunuz? Ay konuşuyoruz Eser. Oturayım mı acık? Ay hadi otur.
Ondan sonra, ay öyle işte yani şekercim, ne bileyim. Bir şey söyleyeceğim Ayşegül, yemekhanede Batu var ya, Batu ile karşılaştık. Dedi ki, ben de Ayşegül'den çok hoşlanıyorum dedi. Alcan Ayşegül'ü götüreceksin dedi, yeşillikleri öyle. Öyle dedi, vallahi öyle dedi. Alcıyorlar canım, Ayşegül Gökhan'dan hoşlanıyor. Ay evet. Aman, Gökhan, Gökhan ne be, onun sakalları var, batar. Batmaz mı? Gel. Ay bu çok şekermiş ya. Evet ya. Sen bizim kankamızsın bundan. Canımsız, canım. Yani rica ediyorum. Canlarım. Ne konuşuyordunuz? Siz ne yapıyordunuz? Ay ne yapalım işte, saçlarını sarıya boyatacakmış böyle pis. Ay boyat kız. Ay boyat git, kurtul, bırak gitsin be. Aman ne yapacaksın ya. Ay bir lafımı kesme be. Kankamsın. Canım söyle, lafını da canım. Ya senin şu kuaförde ağda da yapıyorlardı mı kız? Ay yapıyorlar tabii canım. Ay ben geçen gün komple aldırdım, 3 kilo vermişim. Ay bak, bundan sonra dünya aret kalkar. Kankalarım. Ağda. Eller, boynundaki o ince açı. Kızlarla kanka olma fikri kontrolden çıkmaya başlamıştır. Şişmanusumuz onların sevimli tombik kankası değil, bir Berke, bir Serkan, bir Batu olmak istiyordu. Ve bunun için en zor adımı atmaya hazırdı. 3. evre, diyet ve kilo kontrolü. Şişmanus kilo vermekten başka bir çare olmadığını fark edip soluğu diyetisyende almıştır. Fakat hiçbir şey sandığı kadar kolay değildir. Evet doktor hanım, neyim var? Eser Bey, bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama maalesef şişmansınız. Hem de çok şişmansınız. Ama bunu akciğer röntgenlerime bakarak nasıl anladınız? Nasıl mı anladım? Eser Bey, bu akciğer röntgeninizin sadece bir kısmı. Bunlar da geri kalanları. Bütün gece bunları birleştirmekle uğraştım ben. Birleştirebildiniz mi bari? Zor oldu ama başardım. Başardınız. Sonuç? Hiçbir şey yok. Tosun gibisin, toroman gibisin. Toroman gibiyim. Güzel, peki şişmanlıkla ilgili ne yapacağız? Onu nasıl çözeceğiz? Şimdi ben size bir diyet listesi hazırlayacağım. Tamam. Ve buna harfiyen uyacaksınız. Tamam, uygulayacağım. Söz, tamam. Ama bu kağıt boş. Herhalde boş. Ne yazacaktım? İskender mi yazsaydım? Künefe mi yazsaydım? Lahmacun mu yazsaydım? Daha ne yiyeceğim be? Beni mi yiyeceksin? Al kemir. Tamam. Al kapıdan. Ama çirkinleşmeyin. Bir dakika, herkes sizin gibi olacak diye bir şey yok ya doktor hanım ya. Eser Bey, ben eskiden nasıl görünüyordum biliyor musun? Nasıl görünüyordunuz? Bak. Bakayım. Aynı. Herhalde aynı. Al beni mi yiyeceksin? Ya, al tamam. Kemir. Al kapıdan. Ama çirkinleşme, ucuzlaşma. Kırıcı oluyorsunuz ama ya. Lütfen ya. Eser Bey. Ben niye kırıcıyım biliyor musun? Neden kırıcısın? Al beni ye! Tamam. Al kapıdan! Al! Hayır al! Ama yeter ya! Bir çözüm söyle, dalga geçene. Nasıl diyetisyensin sen ya? Ne yapayım? Ne yapayım? Diyet mi bir tek yani? Tamam, bu da al spor listen. Spor listen. Koş. Koş Eser. Koşacağım. Koş. Ve ben sana dur diyene kadar da asla durma. Asla durma. Peki, tamam. Ve bil ki ben sana asla dur demeyeceğim. Asla Eser. Asla. Eser. Annelik ver! Asla! Şişman! Allah Allah ya! Koşacakmışım ya! Şişmanus koşmaya karar verir. Bir saniye. Tam... Dur bir saniye. Şey gibi. Bekliyorum. Allah Allah. Hazır mısın? Giymem bile bir problem işte! Herkes hemen giyiniyor sahnede. Ben... Tam 6 ay durmaksızın koşan Şişmanus her gün biraz daha zayıflamaktadır. Öyle zayıflamıştır ki kendi vücudunu bile tanıyamamaktadır artık. Koşar. Fakat tam da normal bir insana dönüşmek üzereyken takatinin bittiğini ve daha fazla dayanamayacağını fark eder. Artık bir karar vermek zorundadır. Ya hayatı boyunca koşup fit kalacak, ya da her şeyi bırakıp hamburgerin, sosislinin, simidin dibine vuracaktır. Tam da kendi kendine bu soruların kavgasını verirken... Taze simit diye... Yeah, right, okay! Abi simit yiyin mi? Yeter! Sen la ulan!
başta mı yok lan? Daha fazla dayanamayan Şişmanus bir hafta içinde eski haline döner. Bu macera Şişmanus'umuza zayıflama işinin sadece bir kısır döngüden ibaret olduğunu göstermiştir. En iyisi rol yapmadan kendini gerçekten sevip hayata böyle devam etmektir. Şişmanuslar toplumda kabul görmek için bu kısır döngüyü yaşamaya devam edeceklerdir. Ta ki toplum görünmeyen kusurların görünenlerden çok daha önemli olduğunu anlayıncaya kadar. Çok güzel hareket diyenler. Gerçek bir bombaydı. Gerek prodüksiyon olarak, gerek reji, gerek oyunculuklar, gerek Hamdi, gerek Nazmi. Çok güzeldi, gerçekten çok güzeldi. Hele hele ki şu paravan arkasındaki koşma rejisi için ayrıca bir alkış istiyorum. Çok zekiceydi. Şimdi de sözü Batu'ya veriyorum. Senin ismin neydi? Yusuf. Yusuf, buyur. Ne diyorsun şimdi? Skeci gördüm. Bu aile bana bakıyordu yani. Çok utandırdı beni. Olur mu be? Bu sahneden daha hiç kimseye öyle direkt skeç hediye edilmedi. Gurur duymalısın buna. Ne diyorsun? Gerçek mi skeç? Yani doğru konulara parmak basmış mı? Evet, yani ben de kilolu olmama rağmen çok sempatiyim. Genelde öyledir aslında. Başka çaremiz yoktur hocam. Ama o tat küçükken tatlı oluyor. O tatlılık başa bela tabii. Evet. Küçükken ben böyle değildim yalnız. Peki ana fikir nedir burada Yusuf? Şişmanların, yani daha nasıl desem bilmiyorum. Ortadan kaldırılması. Ya şişmanların kendine barışık olması gerektiğini filan anlatıyor yani. Güzel, güzel. Sen. Yani filan anlatıyor işte. Aslında galiba şunu söylüyor olabilir miyim? Tek kusur, hiçbir kusurunun olmadığını düşünmektir. Bu mahallede falan... Biz mizahçıyız yani, mizahla doğdum, öyle de gideceğiz. Sokaktaki şeyin, yani başkasıyla alay etme dürtüsünün böyle bir ahmaklıktan kaynaklandığını biliyorum ve çocuk dünyasında hepimizin yaptığı acımasızlıklardan biridir. Ancak şişmanlıkla ilgili tek mesele sağlık konusudur. Sağlığı tehdit ediyorsa o bir sorundur, o da zaten bir kusur değildir. Dolayısıyla ortada bir kusur yoktur. Ayrıca Eser de gitti, 4 kilo verdi, sonra 6 kilo geri aldı. Biraz da para da verdi. Tabii para da verdi. Şu anda diyet uyguluyorum diyen var mı içinizde, diyet uygulamakta olan? Ben uyguluyorum mesela, kolesterolüm 249 olmuş, ayıp da söylemesi. Hiç öyle şeylerim yoktu. Tereyağını böyle içerdim ben. Ama şu anda evet. 3 gün yapıyorum, 4. gün gelmiyor. Ne yiyorsun? Bir günü anlat çabuk. Diyet yaptığın zaman ne yiyorsun? Normalde ne yiyorsun? Sen bir kere onu söyle önce. Ya şimdi... Kahvaltıyı bir anlat. Delikanlı gibi bir kahvaltıda ne yiyorsun? Bütün et ürünlerini yiyorum. Boğa da bir et ürünüdür yani masaya geldiyse. Nasıl et ürünlerini yiyorum? Kaç yumurta yiyorsun? Yumurta sevmiyorum ben ya. Sevmediği şeyler var ya. Niye kilo alıyorsun? Bir kere genetikse zaten hani yediğin de çok yediğin için mi şişmansın yoksa sen ne düşünüyorsun? Çok yedim. Tamam artık az ye. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Buyurda, buyurda. Başlıyor şimdi mutfakta. İşte oynayacak yer kalmadı hocam bana. Evet sevgili misafirler biliyorsunuz. Emre sen... bütün sandalyelere dokundu biliyor musun? İnanır mısın?
Ya çok güzel hareketler bunlar biliyorsunuz. Hani sahnede tiyatro oynuyoruz ama interaktif bir oyundur. Ve bir formattır aslında. Televizyon formattır. Hocamızın bulduğu, özgün, kendine şey olan. Kendine şey olanı hemen düzeltmek istiyorum ama aklıma kelime gelmiyor. Eser kendine yine riske giriyordu. Evet. Yok, riskten değil. Şuna gireceğim hocam. İnteraktif bir gösteriyoruz ve siz de her skeçten sonra bir yorum yapıyorsunuz. Aslında bütün oyun içinde siz de varsınız. Şimdi sizin neler yaptığınızı Metin Yıldız kağıda dökmüş efendim. Sizleri oynayacağız. Helal. Ama bu nasıl bir öksürmekti? Ona bir şey yapın yani. Bir müdahale yapın. Evet, seyirci kalmak geliyor. Metin Yıldız yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Çok güzel hareket diyenler. Güzel hareket diyenler. Yani diyenler. Ne yapıyorsun ya? Yani diyenler dedi. Alkış yöremi duydum. Allah Allah. Ne alkışlıyorsun o zaman? Ya bence yani. Sence yani mi? Nasıl yani? Ben gülmedim arkadaşım. Bence yani bir skeç diye. Denedin mi arkadaşım? Neyi? Gülmeyi. Ben sana baktım. Tam gülecekken hep tuttun kendini. Allah Allah. Arkadaşım güleceğim gelse niye gülmeyeyim? Hasta mıyım ben? Gülmedim işte. Bu skeci beğenmedin mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Beğenmeyecek hiçbir şey yok. O çocuklar çok zorladı. Ayrıca o skeçte Oğuzhan var. Oğuzhan mı? Oğuzhan ne ya? Evet Oğuzhan. Oğuzhan'ım. Benim Oğuzhan'ım var. Oğuzhan'ım değil o. Bak bitişik söylüyorum ama. Oğuzhan'ım değil yani. Oğuzhan'ım. Oğuzhan değil o bir kere. O git tamam mı? Oğum o benim. Oğum, aşkım, her şeyim. Aşkım. Aşkım. O benim aşkım. Aşkım. Yahu Allah Allah. Ben de adamları seviyorum da bu skeci beğenmedim arkadaşım. Neyin hesabını yapıyorsunuz ya? Sen niye seviyorsun adamları? Ya grubu, ekibi seviyorum. Ben normalde çok iyi. Bu skeci beğenmedim. Ha tamam ha, anladım. Biz de seviyoruz oğlum. Oğuzhan, evlen benimle. Oğuzhan. Ya benimle. Oğuzhan, benimle evlen. Oğuzhan, 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 Oğuzhan. Ana fikri ne Muskeci'nin? Benim ben söyleyebilir miyim? Ben Muskeci'nin ana fikrini anlamadım. Ben bunu anlamadım çünkü ben Esin abinin göbeğinden dolayı hiçbir şey izleyemedim. Ben aslında Esin abiyi izlemeye gelmiştim. O yüzden hiç gülemedim, eğlenemedim, beğenmedim, hoşlanmadım. Ayrıca ben bir şarkı söylemek istiyorum. Hanım İstanbul, Gaistan sevenler, sevinenler kızını almaya geldik. Hani sormaya geldim, bundan böyle iki kızım olsun, o da benim olsun, çık dışarı. Hey, hoş günahım, nikli günahım, hey, hoş günahım. Ya tamam ya, tamam, versene mikrofonu. Tamam ya. Ana fikri ne Muskeci? Merhaba. Benim özüm Haşim Pınar. Ben evvelen hepinize saygılar, hamınıza saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Bu sabah tiyareyle havaalanına düştüm. Araba beni apardı. Siz sevgili sanatçıları gözlemek, timaşa sanatınızı değerlendirmek, bakmak için Beşiktaş Kültür Kalası'na geldim. Azerbaycan halkından size salam, size salam getirdim. Size sosis getirdim. Azerbaycan'dan size doğal gaz getirdim. Evet. Ana fikri soruyor. Söyleyeceğim balam, sen çok yakışırsan, şimdi söyleyeceğim. Bence. Bu skecinizin ana fikri çok yakışı olar. Çok yakışı olur. Çok yakışı olur. Direm ve gidirem. Ye. Sen yanasan toy koçalan, otlanasan toy aparan. Sen yanasan toy koçalan, otlanasan toy aparan. Sen yanasan toy koçalan, otlanasan toy aparan. Ulan gel program devam ediyor mu? Ben nereden bilet aldım ya? Ya aşkım, ana fikri soruyor. Ne yapacağım? Ben şimdi hiç ana fikri anlamadım ki. Şimdi bana sorsa ben ne yapacağım? Ne ana fikri ne ki şimdi bunun? Bilmiyorum hayatım. Nasıl bilmiyorum ya? İzlemedin mi? İzledim ama hiç o gözle bakmadım.
Ya nasıl bakmadı? Sen ne yapıyorsun ya? İnsan izlediği skecin ana fikrine bir dikkat etmez mi ya? Şimdi adam bana sorsa bu skecin ana fikri ne diye ben böyle mal gibi kalacağım. Ana fikri ne? Bu skecin mal. Allah Allah! Sen dikkat etseydin o zaman. Ya ben gülüyorum ya, gülüyorum ben. Hem güleyim hem ana fikri takip edeyim o zaman. Allah Allah! Ya birisi gülecek, öbürü ana fikri takip edecek. Ne yapıyorsun ana fikirsiz? Allah Allah! Ben de gülüyordum aşkım. Neye gülüyorsun? Bok var. Her şeye gül... Adam skeç oynuyor. Neye gülüyor? Hiç mi skeç oynayan birini görmedin ya? Vallahi rezil olacak. Bakıyor, bakıyor. Bana bakıyor. Bakıyor. Vallahi bana bakıyor. Şimdi ana fikri soracak ya. 70 milyona rezil olacağız. Dünürler izliyor ben. Dünürler diyecek ya bizimkiler ÇG'ye gitti var ya hiç ana fikri falan bilemedi ha. Yandık ya. Şu yandakine sor. Neyi sorayım? Halini hatırını sor. Ya sorsana ana fikri bilen birine benziyor sor. Ya utanırım ben ayıp sonra anlamamış zanneder. Yalan mı anlamadın zaten? Hadi rezil olacağız ya sorsana. Tamam tamam soruyorum. Pardon rahatsız ediyorum. Olsun kimisinin teri kokar sorun değil. Ay ben ter mi kokuyorum? Yeterli derecede. Ya. Ama önemli değil ben alışkınım korkma. Kokma. Kokmaktan korkma. Ses veriyorum. Korkma. Emekli öğretmenim ben. Aa ne güzel demek öğretmensiniz. Öğretmenim. Son iki, üç, dört. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen naynana, sen naynana. Otur beş. Yanındakinin çok garip hareketleri var, korkuyorum ben. Tamam tamam, B planına geçiyoruz. Evet. Bak şimdi, lisede de böyleydi. Öğretmenler sorduğu zaman en fazla el kaldıranı hayatta kaldırmazlardı. Evet, evet. Böyle el kaldırmayanı kaldırır, soran moran el kaldırıyor. Tamam, mı? Anladım. Anlıyormuş gibi davran. Tamam. Evet, ana fikir kim söyleyecek? Ana fikri söyle. Çabuk, çabuk. Ana fikri söyle. Çabuk, çabuk. Ben mi? Ana fikri söyle. Çabuk, çabuk. Tamam. Bu skecin ana fikri at yarışıyla ilgili olabilir. Olur mu at yarışıyla ilgili olur mu? Ya ne bileyim orada şimdi ata biniyorlardı ya. At yarışı olmazsa başka ne olabilir ki? Evlilikle ilgili olabilir. Olabilir. Tabii orada gelin ata biniyordu. Şimdi gelin ata binmiş, ilk ayakta yatmış. Tamam otur yerine arkandaki arkadaşa ver. Güzel oldu ama bildim. Ben konuşayım mı Yılmaz amca? Söyle canım benim. Sen bir şey mutlaka söyle. Söyleyeyim mi? İyi düşün ve cevap ver. Ana fikri ne bunun? Not vereceğim. Sözlü. Sözlü mü? Yazılı yapsaydın keşke. Şimdi ben evdekilere ne cevap vereceğim? Eve gidince yiyeceğim annenden. Ne yiyeceğim? Şimdi Yılmaz amca, şimdi Oğuzhan İbrahim gıdısını öp dedi. O da ben ne öpeceğim lan it dedi. Keşke orada it demeseydi. Ben çok üzüldüm bu lafa ya. Konu lan bu. Ana fikri soruyor. Lan ne? İşte konu ana fikri gıdığından öpülmez. Kaça gidiyor? Allah Allah. Bunun konumuzla ne alakası var ya? İsmin ne? İsmin ne? İsmin Murtaza olsa ne değişecek? Senin adın ne? Melis. Yok Pakize Allah Allah. Şu mikrofonu alın elinden. Efendim? Tamam. Şu mikrofonu alın elinden. Vermiyorum. Vermiyorum. Şu mikrofonu alın elinden. Vermiyorum, vermiyorum. Melis. Sıkıştır Melis. Melis mi? Tutturmuş Melis ya. Melis. Bak bildiğim en ayıp kelimeyi kullanırım ama. Melis, 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 Melis. Ya ben ne Melis'i ya? Ben istiyorum ben. Canım. Babaannemin bir sözü geldi. Siz açın da derdi. Çok güzel hareket diyenler. Kim yazdı? Metin sen yazdın mı? Nereden çıktı bu skeç fikri? Hocam... Ana fikri neydi gerçekten? Çalışma. Çalışmasa da verin. Şimdi hocam bir de kendimizi seyirciler... Murat Eken de burada. Merhabalar. Murat merhaba.
kendimizi bir de seyircinin yerine koyalım dedik. Buradan seyirci nasıl görünüyor dedik ve böyle bir skeç yazdık. Sizin de katkılarınızla. Evet. Ayrıca Deniz abi iki gece uyumadı sırf bunları yapmak evet, için. Bu ben Deniz Erdoğan'a bir alkış rica ediyorum. Evet. Ortalıkta fazla görünmeyen kahramanımız bütün müzikleri, aranjeleri, bu tip böyle kayıt mayıt işlerini Deniz Erdoğan yapar. Peki de güzel yapar. Cinimin içi. Buralarda bir yerde mi gidip kapı aralarından gizli gizli seyreder o. Valla mısın? Bir yer göster kendini. Kendisi müzisyen olduğu için şöyle gösterir. Orkestra öyle gösterilir. Peki, dur ne diyecektim, bir şey söyleyecektim. Görüş bildirmek isteyen var mı? O arada bu fırsatı değerlendirip görüş var mı? Söyle bakalım. Ana fikir neydi? Evet, ana fikir... İsminiz nedir? Onur. Daha kolay bir sorudan başlayalım istedim. Evet, daha kolay bir sorudan başlayalım. Ana fikir... kitlendim bu arada. Ne oldu? Kitlendim. Kitlendin? Evet. Skeç zaten bunun üzerineydi. Evet. Seyircinin nasıl göründüğünü, nasıl göründüğü hakkında bir skeç olduğunu söyledi. Şimdi ben soruyorum, nasıl görünüyormuşuz acaba? Harikasınız. Siz de harikasınız. Teşekkürler. Alkışı anlayamadım ama demek bir boşluğu da doldurduğu kesin, evet. Sağ ol Gültekin. Onur. Onur. Metin. Zaten hafiften gergin günler yaşıyoruz. Bu dostluğumuza daha katkıda bulundu diye düşünüyorum. Ümit ediyorum o ilk takılmaların Azeri dostlarımızı kızdırmamıştır. Kızdıracak bir şey yoktu gerçi ama daha coşkulu bir şey vardı. Sen yine bir girişte bir heyecanlandın mı, bana mı öyle geldi? Bugün Hamdi'de de bir kekek üçlük oldu ilk skeçte. Karıştı. Ama bu gatebin güzel. Son bir yarım saat. Son yarım saat kala. Kala bu. Peki gözlüğü nereden buldun? Son beş dakika kala. Tip çok güzel kostüm. Abi kendi gözlüğü. Hocam kendi gözlüğü. Kendi gözlüğü. Hatta da bunu takıyor. Hakkari'ye hiç gittin mi bu gözlükle? Almazlar. Özel yaptırttı. Ama bu skeçte Büşra var, Murat var yani... Ömer var. Sen ne oynadın Ömer? Mikrofon. Mikrofon veriyor. Gerçekçi olsun diye. Tamam. Tamam. Aa Zender var. Pardon. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Evet. Demiş ki şair, soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve şimdi bu şairi anmak ve kendisine güzellikler yollamak yüreğimizden boynumuzun borcudur. Bir çırak Gülhan Tekin arkadaşımız bir otobüs skeci yazmış. Hocam sizin için gelsin, o güzel şiiriniz için gelsin. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Alkışlar efendim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Yolculuk nereye? Abi işte otobüs aynı yere gidiyor. Hepimiz aynı yere gidiyoruz. Balıkesir. Ne yolculuk? Memleket nereye? Oralı değilim abi. Gittiğimiz yerden değilim. Tamam. Ben de oralı değilim. Hemşeri sayılırız. Nerelisin? Nerelisin? İstanbul abi. İstanbul mu? Evet. Kütük nereye? Kütük. İstanbul işte. Nasıl İstanbul ya? Ya baban nereli? İstanbullu. Annen? O da. Oğlum dede tarafın nereli yani? Kütük olarak nerelisiniz? Amcacığım bak iki saat yol gideceğiz ne olur. İçine etme. Tamam uyumak istiyorum. Görüşürüz. Biz yedi göbek İstanbulluyuz tamam. İşte bak yedi göbek o ilki nereli yedi göbeğin? İlki nereli ya? Dede tarafı nereden geliyor? Ya ne bileyim göbeklerini ben mi kestim be? Bak oğlum bak mesela ben dedem
Ben dedem aslen Urfalı, tamam mı? Ama Urfa'da Urfa döner menes satamadıkları için Urfa Adana Madana orada da bir sınır var. Biz şeyiz, Bulgar göçmeniyiz. Bulgar göçmeni mi? Ha. Ne alaka ya? Ya işte bak orada yapamayınca şeyden Arnavut'tan bir tane kız alıyorlar. Bir sürü Arnavut göçmeni oluyoruz. Sen nasıl Arnavutsun ya? Bak burnumun kemerini görmüyor musun? Bak böyle. Burnumun kemeri var. Bak görüyor musun? Abi o Arnavut kemeri değil, Arnavut biberi burnu yani senin. Ya ya bak çenen de çıkıntılı, bak görüyor musun çenen? Arnavut kaldırımı diyeceksin herhalde değil mi? Ya yok bak kardeşim sen anlamadın bak. Mesela benim dedemin dedesi, tamam mı? Önce Urfa'ya yerleşiyorlar, sonra Urfa'dan Mersin'e gidiyorlar. Mersin'de benim nenemle tanışıyorlar. Orada evlenince geliyorlar, sonra biz ne oluyoruz? Bulgar göçmeni oluyoruz. Çok güzel, iyi geceler, sağ ol. Oğlum! 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 Ya ne dürtüyorsun be? Al salatalık ye çocuğum, kokmuştur. Sağ ol teyze, ben yemiyorum salatalık, sağ ol. Oğlum al ye ya, kokmuştur. Teyzeciğim ben uyurken bir şey yemiyorum, sağ ol, uyuyorum. Ya olsun al. Al olsun ye. Ver teyze, ver durunca. Kardeş sen yer misin? Yok abla, bende gaz yapıyor. Bende de yapıyor, olsun. Yol geçer böyle boş boş. Movin! Movin! Movin ne ya? Geliyor işte, su getireceğim. Movin! Hop! Bana bir su get... Bana bir su getir, su getir. Büyük mü, küçük mü? Büyük. Nere ne istersin dayı? Suyu mu? He işte diyorum, suyu. Nere? Direkt ağzına mı dökeyim yoksa üstüne falan mı boşaltayım? Ben bir su istedim. Niye öyle kızıyorsun bana? Kalk git arkadan al lan. Babanın nişanı mı var? Dolaptan al arkadan. Oğlum, bana da bir çay getiriversene. Oldu kontes. İngiliz usulü mü olsun? Yok annem ya. Bir çay yani. Açık olsun. Ben bir tek kaptan şoföre hizmet ederim. Başka kimseye hizmet etmem bu otobüste. Servisiniz yok mu beyefendi? Var. Otogardan çıkınca hemen sağda. Her eve servis var. Gönderiyoruz. Anladım. Allah Allah. Movin nerelisin sen? Niye nüfusuna mı geçireceksin? Yok bizim buralara benziyorsun da o yüzden sordum. Giresunluyum sen. Aha! Ben de Giresunluyum. Hemşeri söyledi sağ. Bildin. Bildin. Vallahi bildin. Bak onu unuttum. Bildin. Benim dayım orada oturuyor. Al sana bir kabak çekirdeği o zaman. Kim Giresunlu? Oğlum sen misin Giresunlu? Ben İstanbulluyum teyze. Ha ama baban nereli? Çok tatlısın. O da İstanbullu teyze. Yok yok asıl köken o. Bak sen Giresunlusun mesela, kökeniniz neresi? Biz Karakoçanlıyız. He onun gibi. Senin köken neresi? Biz de Kare kökenliyiz. Orayı bilemedim. Ne yanda? Böyle Bingöl'le Muş arası. Sınır bölge. Kare köken. Ha bizim komşular var. Doğru. Oralı aynı. Senin orada enginarı çok güzel yapıyorlar. Enginarı? İşte kökünü alıyoruz ya bizim ondandır. He. Abla sen nerelisin? Ben İzmirliyim. İzmirli kızlar güzel olur derler. Anlamadın mı orada? Yaşlanınca bir şeye benzemezler. O nasıl telefon sesi ya? Amca ne yapıyorsun? Kapat şunu, arabadasın ya. Kapattım, kapattım. Kapattım ya. He. Oğlum, portakal da soydum. Yiyecek misin? Yemeyeceğim teyze. Niye ya? Yemeyeceğim. Vıcık vıcık ellerle. Yemeyeceğim. Öğrenci misin sen? Öğrenciyim. O zaman börek ye. Bak, açsındır, öğrencisin ya. O elle neler yapıyorsun sen başka içeride? Ne oluyor orada ya? Gülme. Turfandacılık yapıyor içeride. Ne var orada ya? Ya oğlum çıkın aldım ya. Yolda yeriz diye işte ben. Tamam. Yol geçmiyor başka türlü. Hadi sen... çıkın çıkın. Bir şey diyeceğim, sen askerliğini yaptın mı? Öğrenciyim dedim ben teyzeciğim. He anladım. Peki ne okuyorsun, ne olacaksın sen? Öğretmen olacağım. He mühendis olsaymışsın iyiymiş de. Evet. Evet. Öğretmen pek... Nerelisin sen ya? Nerelisin? Ben bak Aydınlılara benzettim bunu. Değil mi? Ola ben de diyorum, ben de diyorum çıkaracağım, çıkaracağım, bir türlü çıkaracağım. Bütün öğretmenler Aydınlı var. Vallahi doğru söylüyor. Vallahi sen Aydınlısı değil mi? Aydınlı mısın? İstanbulluyum ben. Yok yok. Sende bir ince Çorumlu tipi var ama. Var bak. Bak doğru bir de var ya kaymak gibi çocuk. Vallahi Afyonlu olabilir bu.
Afyonludur o. Ya, bence bence bu Arap Arap. Az önce böyle bir bağırdı ya, böyle balgamlı bir şey çıkardı. Arap olabilir. Anladım. Biraz kokuyor bu. Pastırma kokuyor. Kayserili de olabilir. Kayseri. Bak azıcık be, bir şey diyeceğim. Laz da olabilir. Bak burnuna, burnunda bak. Lan yeter! Manyak bıcık bıcık böyle yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Gülme be! Sinirli ama Erzurumlu da olabilir. Hayret bir şey ya. Urfa da olabilir. O... İki saattir neresin? Gol alayım, çırılayım. Sana ne lan? Dünyalıyım be. Aa! Abim şurası müsait mi? Şuraya oturayım otur, ya. Otur, otur. Orası benim yerim. Dur lan! Sus vallahi ağzını yüzünü kırarım. Bağırma lan herkese! Vallahi hıyarı vururum yüzüne. Ana yaşında kadın! Yeseydin çocuk. Ne oldu be birader? Niye öyle arkada? Abicim iki saat yol gideceğiz. Uyutmadılar, içine ettiler ya. Vallahi haklısın kardeşim. Öğrenci misin? Öğrenciyim, öğrenci. Balıkesir Üniversitesi mi? Ha, Balıkesir. Ya kardeşim, 30 yıldır aynı işi yapıyoruz ya. Var ya, ne tipleri gördük bir bilsen. Böyle yanına gelip ille de konuşmak zorunda. Yok benim köyüm şöyle, yok benim ineğim böyle. Bana ne lan senin ineğinden? Allah senin inadısın, geçen gün biri gelmiş yanımda konuşuyor. Ya şoförle konuşmak yasak kardeşim. Ama dinletemezsin ki, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Nerelisin? ÇGH diyenler. Güzel bir kesitti gerçekten de. Bu da son dakika skeçlerinden bir tanesi. Ezbersiz diyenlerdi. Ama belli olmadı. Değil mi, hiç öyle ezber sorunu hissettiniz mi? Ben hissetmedim. Hisseden var mı? Çıksın dışarı. Yok yok, hiç hissedilmedi. Düşün Ersin bile hepsini söyledi. Yani en azından bize öyle geldi. Bir ara bir bildum bir Giresun'da bir şeyler oldu ama güzeldi. Hepimizin ilk sorduğu soru... Ulan Sandıklı'dan bunun için mi geldi? O kadar. Sandıklıydı değil mi? Evet. Sandıklı gençliğini çok güzel temsil ettin. Sandıklı'daki bütün arkadaşlara bir yıl bununla dalga geçme şeyi veriyorum. Belgesi vereceğim. Tamam, siz bunu yayın. Hocam açıklamasını yapabilir miyim? Lütfen. Biz uyuttuk. Uyuyordu da. Pardon, onun için. Uyuyan biri tespit edin. Şimdi niye uyuduğunu açıklayacak bizi. Ah, tekrar uyudu. Yola çıktık. Bizim arkadaş grubu belli zaten. Yani... Bizim arkadaş grubu belli zaten. Ben aynısını söylüyorum şimdi. Ver. Neyse. Neyse mi? Yolculuk devam ederken... Yani biri yanına şu... Mikrofonu tahtaya... verince daha az duyuldu sesin. Enteresan. İlk defa böyle şey. Yüksek söyle. Tahtaya yazılan kalemler var ya. He. Şey, board marker falan deniyor onlardan. Uyuyan arkadaşları boyamaya çalışıyorlardı. Tabii... Ha. Bunlar makarayı yola yayınca otobüste uyuyanı mı boyuyordunuz? Evet. Sen de kimse beni boyamasın, gideyim şovda uyuyayım mı dedin? Burada bittik hocam. Peki bir şey söyleyeceğim. Madem uyuyanı boyuyorsunuz, niye uyandırıyorsunuz? Boyasaydık ya lan. Akıl edemediler işte. Neyse, kendine geldin mi? Bir su musu bir şey ister misin? Yok, teşekkür ederim. Sızarsan yalnız. Ailecek boyarız, haberin olsun. Evet, Gülhan Tekin yazdı. Gülhan Tekin'e bir alkış. Nazmi, Oğuzhan, bizatihi Gülhan, Ersin Korkut ve bugün ilk skeç mi? Bülent, ne oluyor lan, tatile mi çıktın? He? Ben millet alkışlayınca uyandım ki Bülent program biterken. Neden böyle oldu? Elektrikler kesildi. Oluyor, biz 25 kişiyiz. Her bölüm birisi böyle oluyor. Çok da normal ayrıca. Ne? Bir istekte bulunabilir miyiz? Tabii. Bu ne lan? Öldürmesini istiyoruz yani. Ne olmasına? Öldürmesine. Ateş etmesini istiyorsun. İlk altısı. Öldürmeye karşıyım ben. Konuşuyorum. Öldürme maksadı, ayağını sık. Çok güzel hareketler devam ediyor. Evet sevgili misafirler, dedik ya bugün anneler günü, yani bu hafta ya da işte önümüzdeki şey diye, yani tam şu an şey yapamıyorum. Anneler günü, günün anneler günü skeci de İbrahim Büyükak'tan geliyor. Skecin adı da
Anneler Günü. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Anacım, analar günü kutlu olsun anacım. Oldu. Hadi günü, hadi sağlıcakla kal. Hadi. Babam gel selam söyle. Allah senin cezanı ver. Bu ne lan, işliklerimin renklerle yıkamışsın, Şirin Baba gibi olmuşum ya. Her tarafın masmavi. Olsun Spidey, istersen ben de sarı peruk takayım, Şirin'le olayım, ne dersin? Uslu bir çocuk olursan Şirin'leri de görebilirsin, yiğidin. Bak lafını yine nereye getirdi Allah'ın cezası ya? Ne yapayım ki azımım? İçimdeki yangınlara, güdülere engel olamıyorum. Seninki artık güdüğü geçti, seninki temel içgüdü oldu Hatice ya. Hem sen niye böyle giyindin süslü püslü? Sen tahmin et bakalım, her yıl neyi kutlarız? Kurban bayramı? Değil. Şeker bayramı? Değil. Kabotaj bayramı? Ya değil. Aa tamam lan, yalimalı haftası. Öküz analar günü öğretemedim sana. Aa tamam analar günü, ama ne varsa ne kadar abarttıysanız artık bu analar gününü. Hintliler için inek ne demekse biz de evlatlar için oyuz Kazım, kabul et bunu. Hatice'cim, kendini ineğe benzetmene yürekten katılıyorum. Orada bir sıkıntı yok, fakat babalar günde diye bir şey var yani. Babalar günü mü? Ne çakma günü öyle? Hem sen onun günü ne, onu da bilmiyordur. Muharrem ayının 10. haftası. O aşure günü. Kasım ayının son perşembesi. O gün Şükran günü lan, nereden biliyorsun o günü? Ben hep kutlarım o günü Hatice. Ne alaka lan? Ya benim eski mahallede Şükran diye bir karı vardı. Hep onu anarım o günde. İlk geçtiğimiz köşe başına gider oraya çelek koyarım böyle. Tabii. Bana bak Kazım, beni kıskançlık krizine sokma. Açarım Google örtü, karıyı bulur saçını başını yolarım. Hem analık en kutsal müessese. Biz bir kere bebekleri 9 ay karnımıza taşıyoruz. O bebek karnınıza nasıl giriyor canım? El değmeden mi paketleniyor, affedersin? Bence babalık daha kutsal. Gündüz işe git çalış, gece eve gel çalış, affedersin. Utandırma lan beni, action sever kişilik. Bak yine lafı action'a getirdi Allah'ın sapığı ya. Sensin sapık. Sensin sapık. Sensin ne o? Japonca mı? Sensin sapık ne lan? Anayım ben ana. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Aman sen kimseye giydirme, kendin giyinik kal, benim için yeter Hatice. Demek öyle. Evet öyle. Demek öyle. Evet öyle. Ezberimi unuttum lan. Evet öyle. Demek öyle. Sufle ver lan gerizekalı. Sufle versene gerizekalı. Ana gibi yer, baba gibi hıyar olmaz ki Kazım, bunu bil. Çok rencide oldum gerçekten. Bak bu ilkokul laflarını sokmana rağmen ben sana da yine bir analar günü hediyesi aldım Hatice'cim. Al bakalım. Aferin lan Kazım, bazen okusun, okusun ama. Vallahi senin bu polis kazanama tavırlarını çok takdir ediyorum bazen. Sıra seti lan bu. Evet, biraz kendimi almış gibi oldu ama artık idare edeceksin. Ne yapacaksın Hatice? Sana 2 tane evlat verdim. Bu mu mükemmettim? Şaka lan, şaka. Al. Azıcık hediyem burada, al canım. Ah canım. Epilasyon cihazı. Şakacı aşkıtım benim. Canım, istenmeyen tüylerin neden bu kadar istediğini anlayabilmiş değilim. Belki onlarla savaşabilirsin diye ben aldım bunu. Bence başarabilirsin bunu. Gerçekten acı yok rakip, acı yok. Kes kendini. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Ah
Canım yavrum benim, o beni düşünür. Anam, 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 anam. Anneciğim aslında bir kutu kesme şeker aldım, ağzın tatlansın. Yavrum senin anan beygir mi, niye kesme şeker aldın? Gençliğimde at gibi karıydım, sen neye bilirsin? Bilmez olur muyum? Maçı hep böyle kıçına sinekler üşürdü, kuyruğunu da kovardım böyle. Bir de şiir okuyayım anne. Oku yavrum. Allah'ım şiir diyor. Hatice'cim ya bu çocuğu bir sessiz moduna falan titreşime alma şansımız yok mu ya? Gözünü seveyim ya. Dur Kazım dur, çocuğun gelişimi için çok önemli. Oku anası. Annem benim, seni canım daha çok severim. Ama babamı da seviyorum, dayımı da seviyorum, amcamı da seviyorum. Ley 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 ley. Hatice. Bak doktora gidip bence bu çocuğu hala aldırma şansımız var diye düşünüyorum ben. Belki, belki Allah'ım tıp o kadar ilerledi, belki aldırabiliriz. Ne diyorsun, deneyelim mi? Fazıl geldi iyi de Faruk gelmedi bugün be. Ya sıkma canını, Faruk gelir, onu ben ettim. Aşıları falan tam gelir o, dur sen. Onlar iki yabancı gibiyiz. Benimle sadece derdini anlatacak kadar konuşuyor. Ya zaten ne konuşacaksın o gerizekalıyla lan? Gelir, gelir. Dur ya. Sıkma canını. Gelmez. Gelir. Ya gelir. Gelmez. Benim bildiğim Faruk gelir. Aha da geldi işte. Kapıyı aç lan gerizekalı. Açıl susam, açıl. Lan oğlum 40 ara misin, Ali babamsın. 400 gün aç lan. Anne, abim geldi. Abim elini öpen. Ya manyak kaçma geçiyor. Annem benim. Anneler günü kutlu olsun. Kurban olurum sana ben. Gel, gel, gel. Gel. Ben dedim benim oğlum gelir diye, ana yüreği hissetti. Sen tam gelmedin, ana yüreği vallahi hissediyor. Ya ana. Sen ne koycu bir karısın, sabahtan beri çocuğu gömüyorsun ya. Geçin, yok. Geçin. Otur, otur anneciğim, otur. Bak benim hediyelerim sadece bu kadar değil. Size sürprizimi hazırladım ben, söyleyeyim. Ne sürpriz oğlum, ben sürpriz sevmem ben. Ben çok severim. Ben zaten anneme sürpriz hazırladım. Buyurun bunlar, balayı biletleriniz. Aha. Balayına Antalya'ya gidiyorsunuz, 3 gece 4 gün. Kutlu olsun, hayırlı olsun. Lan anam oğlum benim. Tövbe de ne balayısı, bu yaştan sonra ben bu karıyla bırak Antalya çişe gitmem. Bırak oğlum. Bilir benim oğlum ne seveceğimi bilir o. Bilir anası balayı sever, action sever. Oğlum biz evlendiniz. Action. Action ne anne, ben bilmiyorum onu. Ay dondurma lan beni. Çocukların yanında konuşma ya. Tamam tamam babacığım. Aa, bak evlendiniz, balayı olmadan olmaz biliyorsun değil mi? Güzel güzel, al akşam 8'de otobüs kalkıyor. Buyur babacığım. Bir de otobüse mi gireceğim? Bari insan uçak tutar. Tüh Allah belanı versin ya. Ne pinti adamsın sen ya. Otobüs kesin bu tekerlek üstü almış tır tır, ben gidemem o kadar saat. Vallahi gidemem. Baba bir teşekkür edeceğine yaptığın muameleye bak ya. Hadi sen gidelim fakat cam kenarında ben otururum, yoksa çamur yaparım söyleyeyim. Ne istersen ne olsun, spay değil. Bu zaten dünden razı her şeye. Kazım, hadi kalk. Akdeniz bölgesine Kazım ile Natça kimmiş gösterelim. Ama sanırsın ki Leyla ile Mecnun. Tövbe estağfurullah. Vallahi bak, yalnız ayrı oda tutarım ben ha. Vallahi ben biraz kafayı dinlemem lazım. Neyse parası veririm, ayrı odada yaşarım ben. Yok yok, ayrı odada kalırsak o zaman action yapamayız ya. Ya tutturdun bir action, ne manyak karısın sen ya. Sabah mısın? Abi hadi gel, biz de balayına gidelim. Ya git, manyak mısınız? Hadi abi, hadi. Çok güzel hareket diyen. umarım Kanal D yetkilileri bipleri doğru yerlere koymuşlardır. Yoksa anneler günü rütüğü olmayalım. Hiç ayarınız yok lan, kapattıracak mısınız bizi be? Evet, hıyarlı baba, havuçlu ana, kepçik oğlan ve Faruk oğul. Bir mutfak klasiği diyebiliriz artık bunun için. Gerçekten şakayı bulduğu yer, yaptığı yer, oynayış tarzı. Ana da bugün gerçekten çok çok iyiydi. Bıyıklarım beni de neyse. bu arada da sonuna geldikmiş bulunuyoruz. Evet. Her güzel şey çabuk bitiyor. Evet, gelin bakalım diğer godiklerim de gelsinler. Mutfak oyuncuları sizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyor. Anneler günü kutlu olsun bütün annelerin. Ellerinden öpüyoruz hepsini. Genci yaşlısı bütün annelerin ellerinden öpüyoruz. Sağ olun, var olun, ağa sağlık.